Ahmet Asım, Anadolu'nun güzel köylerinden birinde yaşayan, çok sevilen, cesur yürekli, yokluk görmüş, yardımsever biriydi. 60 sene önceydi, 40 yaşlarındaydı. Ahmet Asım, köy muhtarının yardımcısıydı. Çocuklar onu çok severdi. Bir kızı vardı, onu da evlendirmiş. Başka çocuğu olmadığı için eşiyle yalnız yaşıyorlardı. Örnek bir çifttiler. Birbirlerinin gözlerine sevgiyle bakıyorlar, hiç kırmıyorlardı. Köyün bütün çocukları bu karı kocayı çok seviyorlardı. Ona Asım Baba diye hitap ediyorlardı. Evleri yol üstündeydi. Yoldan geçen herhangi bir çocuk olsun, ona seslenirler. Eline şeker, meyve, yumurta. Artık o an evlerinde ne varsa verirlerdi ve çocukları sevindirirlerdi. Yoldan geçen insanları davet ederler, çay kahve ikram ederlerdi. Aç olanların karınlarını doyururlardı. Ahmet Asım çiftçilik yapıyor, baharda eker, yazın mahsul alır, kalan zamanda da iş olmadığı durumlarda gezerdi. Şehir şehir çok yer gezmiş, kendini yetiştirmiş, sevilen biriydi. Bir gün muhtarlıkta çalışırken köyde yaşayan kimi kimsesi olmayan yetim Mustafa yanına gelir. Ağasındayı sana bir diyeceğim var diyerek söze başlar ve Ahmet Asım dikkatlice onu dinler. Bir arkadaşımın düğününe gitmiştim. Dönüşte yol çamurdu köyünden geçiyordu. Çeşme başına gittim. Çok yorulmuştum. Bir tas su içtim. Başımı kaldırdığımda bir kız gördüm. Öyle güzel, öyle masumdu ki. Tam 13 gün oldu. Hiç aklımdan çıkmıyor. Yemek yerken, su içerken. Dayı yardım et. Onu düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Yüzü, hele hele gözleri. Hep gözümün önünde koca koca. Yeşil yeşil. O sürmeli gözleri. Derin derin bana bakıyor. Günlerdir uykusuzum. Ne yapmalıyım? Ahmet Asım. Küçük bir tebessüm ettikten sonra Dur dur sakin ol der. Yeğenim sen aşık olmuşsun söyle bakalım. Sordun mu kimmiş, kimin kızıymış, adı neymiş der. Mustafa, Asım dayı, adı Halime'ymiş. O da benim gibi yetinmiş. Hasta bir halası varmış, onunla kalırmış der. Ahmet Asım, o zaman sen git bana, Osman dayını çağır. Ben onu da alıp şu köye bir gideyim. Madem öyle bu kızı isteyelim, onun da gönlü varsa sizi evlendirelim der. Mustafa heyecanlanmış, hiç beklemediği bir şeyle karşı karşıya kalmıştır. O an hem sevinmiş hem korkmuş, değişik duygular yaşamaktadır. 19 yaşında ilk defa aşık olmuş, ne yapacağını bilmemektedir. Evlenmeyi düşünmemiştir bile, çok şaşırmış, şok halindedir. Babadan kalma evde, babadan kalma birkaç dönük toprağın mahsulüyle geçinmektedir. Osman aynı zamanda Ahmet Asım'ın da yeğenidir. Ahmet Asım, Osman gelince Mustafa'yı evine gönderir. Atlarını atlayıp Çamurdağ'a doğru yola çıkarlar. Gece yarısı orada olacakları için geceyi başka bir köyde geçirip sabah tekrar yola çıkmayı planlarlar. Çamurduk köyüne yakın olan köylerden biri olan Çalıköy'e gelirler. Ahmet Asım, buranın muhtarını çok iyi tanımaktadır. Bu yüzden geceyi burada geçirmeye karar verirler. Muhtar, uzun zamandır görmediği arkadaşını görünce çok sevinir. Kucaklaşırlar. Ahmet Asım durumu anlatır. Geceyi geçirmek için muhtar onlara köy odasını hazırlatır. Odalarına geçerler. Biraz sohbetten sonra Osman ben hemen uyuyacağım. Çok uykum var der. Hatta biraz dırdır eder. Bizden başka kız isteyecek adam yok mu? Beni neden getirdin buralara kadar diye söylenir durur. Ahmet Asım, bıyık altından güler. Hadi yat sabah erken kalkacağız der. Ahmet Asım, yatağına gitmeden Osman horlamaya başlar. Ahmet Asım, şunun yastığını düzelteyim de horlaması dursun der. Tam o anda bir kara sinek Osman'ın burnundan çıkıp fızıldamaya başlar. Osman'ın horlaması birden kesilir. Odanın içinde dolanır dolanır yerdeki tahtanın oyuğundan içeri girer. Ahmet Asım bunu görünce çok şaşırır. Eliyle oyuğun ağzını kapatır. Sinek eline çarpmaya başlar. 5-10 saniye sonra Osman büyük bir acıyla inler ve nefesi kesilir. O an elini çeker ve hemen Osman'a seslenir. Elini çekmesiyle oyuktan çıkan sinek tekrar Osman'ın burnundan içeriye girer. Sonra Osman nefes nefesi, terler içinde uyanır. Ahmet Asın, ne oldu sana der. Osman cevap verir. Çok kötü bir rüya gördüm. Rüyamda uçuyordum. Birden kara bir deliğe girdim ve orada hapsoldum. Çıkamadım. Sonra havasız kaldım. Tam ölüyordum ki uyandım. Çok korkunçtu der. Ahmet Asım korkma artık. Ben buradayım. Zaten uykuda tutmadı. Ben seni beklerim yine olursa uyandırırım diyerek Osman'ı sakinleştirir. Kendi kendine bu neydi şimdi der. Tamamen uykusu kaçmıştır. Osman yerde yatmaktadır. Ahmet Asım'ın yatağı sedirin üzerindedir. Önce silahını çıkarır. Yastığın yanına koyar. Sonra yatağın üzerine oturur. Ellerini başının arkasına koyar ve arkasına dayanır. Ayaklarını uzatır. Bu şekilde Yarım saat kadar bu durumu düşünür. Birkaç dakika sonra kapının dışından bazı sesler gelir. Hemen silahını alır, yatağından doğrulur. Osman korkak biri olduğu için kapıyı kilitlemiştir. Ayrıca arkadan mandallamıştır. Yani kilit açılsa bile mandal devir olduğu için mümkün değil açılmazdı. Fakat sesler iyice yaklaşmış, bir uğultuya dönüşmüştür kilit açılmış, mandalın sürgüsü kendiliğinden çözülmüştür. Yavaş ve uzun bir gıcırtıyla kapı ardına kadar açılınca Ahmet Asım gördüklerine inanamamış, gördüklerinin ne olduğunu anlamaya çalışmıştır. Tek sıra halinde içeriye girmişler. Uzun, arkası gözükmeyen bir kalabalık. Kimi uzun, kimi kısa, hele en öndeki çok uzun boylu. Ayağına kadar uzun elbiseli, Yüzünün yarısı tıraşlı, Yarısı göbeğine kadar sakallı, Onun yanındakinin kulunun biri uzun, Biri kısa, Başı silindir gibi, Kiminin ayakları ters, Kiminin başı, Bir anla verememektedir, Hemen silahını üzerlerine doğrultur, Her biri bir yana kaçışır, Silahtan çok korkarlar, En öndeki liderleri, O silahı kaldır, Ve in oradan aşağıya, çekil diye seslenir. Ahmet Asım inersem zarar verirler diye düşünür. Yavaşça yatağına oturur. Ayaklarını uzatır. Silah elinde bekler. Sabaha kadar bir girer bir çıkarlar. Ahmet Asım'ı indirmezler oradan aşağıya. Bu böyle dört beş defa tekrar eder. Ahmet Asım yorgunluktan helak olmuştur. Bir an uykuya dalmıştır. İşte o an takır takır diye bir ses ve sırtında büyük bir acıyla kendini yerde bulmuştur. Çünkü ayaklarından tutup yere sürüklemişlerdir. Gözlerini onlara doğrulttuğunda kimsedirin üstünde, kimi duvardan geçmekte, kimi yerdedir. Liderleri al arkadaşını git, üstüne basarlarsa ömür boyu sakat kalır ve atlarınızı ters çevirdik, ölmek üzereler. Bize yol verseydin Bunlar olmazdı der. Ahmet Asım hemen Osman'ı kaldırır ve atları kurtarmaya gider. Atlar gerçekten de ayakları havada, sırtları yerde, acı içinde kıvranmaktadırlar. Çok ürkmüşlerdir. Güçlükle sakinleştirirler ve ayağa kaldırırlar. Bu arada sabah ezanı okunmaya başlar. Ahmet Asım'ın içine bir ferahlık gelir. Osman ise hiçbir şeyin farkında değildir ne olduğunu anlam veremez. Ahmet Asım Osman'ın git atları gezdir biraz rahatlasınlar diyerek oradan uzaklaştırır ve muhtara gider durumu anlatır. Muhtar ise uzun zamandır kimse kalmadı burada. En son iki sene önce böyle bir şey yaşanmıştı. Gereksiz yere korkutmak istemedim. Gittiler sandım der. Onlar bazı geceler gelirler ve oradan geçip giderler. Eğer yol Verirsen, zarar vermezler. Aslında biz de ne olduklarını bilmiyoruz. Köyde birkaç kişi biliyor onların varlığını der. Ahmet Asım, muhtarı çok kızar ve oradan ayrılmadan önce ihtiyar heyetini toplar, durumu anlatır. Başka bir yere yeni bir misafirhane yapmalarını söyler. Onları Osman görseydi korkudan ölebilirdi der. Olanlardan Osman'a bahsetmemiştir. Daha sonra atlarına atlayıp Çamurdağ'a doğru yola düşmüşler ve bir saat yolculuk sonunda oraya ulaşmışlar. Kızın evini bulup halasına kendilerini tanıtırlar ve Mustafa'nın durumunu konuşurlar. Allah'ın emriyle kızı isterler. Hala kızla konuşur ve cevap verir. Ben çok yoksulum. Düğün edecek gücüm yok. Karnımı zor da veriyorum bu kızcağıza çeyiz bile yapamadım. Üstündeki giysilerden başka bir şey yok. Onları da zaten başkaları verdi. Ben güzel kızımla konuştum. Onun da gönlü var. Siz kızı götürün. Yol uzak. Nikahını, düğününü yapın. Benden başka kimsesi yok zaten. Ben de oraya gelemeyecek kadar rahatsızım. Garibin bir yuvası olsun. Düğünden sonra damatla bana gelsinler. Elimi öpsünler der. Ahmet Asım durma şaşırır. Aman hanım sen bizi bilmeden genç kızı nasıl emanet edersin der. Kadın sen bilmiyorsun herhalde. Buralarda Osman'ı pek bilmezler. Ama Ahmet Asım dedin mi? Herkes bilir. Kendin gelmeden namın geldi. Senin nasıl biri olduğunu biz biliyoruz. Kızım sana emanet. Bir şey olursa senden bilirim der. Ahmet Asım da bunları duyunca çok sevinir. Yolumuz uzun, geceye kalmadan biz yola çıkalım der. Kızı da alıp evini yolunu tutarlar. Osman ne kadar istese de hiçbir yerde konaklamazlar. Sadece atlarını dinlendirip tekrar yola düşerler. Sabaha karşı eve gelirler. Evde dinlendikten sonra Ahmet Asım gider, cami hocasını ve Mustafa'yı alıp getirir. Çocukların nikahını kıyarlar. Sonra ilçeden, memur istenir. Resmi nikahları da kıyılır. Düğüne kadar kız Ahmet Asımlar'da kalır. Söz verildiği gibi halaya da gidilir. Yetimler, köylü, hala ve Ahmet Asım iyi bir şeye vesile olmuşlardır ve çok mutludurlar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Olay, Yozgat'ın Şefaatli isimli ilçesinin bir köyünde geçiyor. Köy, üç tane dağın eteklerine kurulmuş, muhteşem bir manzaraya sahipti. Dağların tam ortasından iki tane nehir akar. Çoluk çocuk, genç ve yaşlılar bile bu nehirde yüzerlerdi. Fakat hava karardıktan sonra hiç kimse bu nehirlerin yakınından bile geçmezdi. Çünkü nehirlerin tam kenarından geçip de köyün yakınındaki patikayı takip eden bir yol vardı. Köylüler hava karardıktan sonra ne bu patikanın ne de nehrin yanından geçmezlerdi bu yol yüzünden. Bahsettiğim bu yol cinlere ait çünkü o varlıklar sürekli bu yolu kullanırlardı. Halk bu yola din yolu adını vermişti. Dediğim gibi köylüler buna saygı gösterir ve bu yolu kullanmazlardı. Ama cinler köylülerin kendilerine gösterdikleri saygının aynısını göstermediler. Zamanla bu yolun ozağından geçenleri bile korkutmaya, rahatsız etmeye başladılar. Bir süre sonra, hastalık, doğum gibi mühim bir şey yoksa, köylüler hava karardıktan sonra dışarı çıkmaz oldular. Dedemin üvey amcası olan Alaaddin amca, bu köyde yaşıyor ve bu cinli olaylara ya inanmıyor ya da umursamıyordu. Hatta insanların cinlerden korkup ev hapsolmalarına çok sinirleniyordu. Alaaddin amca. Köyde namaz kılmayan tek yaşlıydı. Dedeme, dedemden de bize aktardığı şekliyle Alaaddin amcanın yaşadığı olaylar şu şekilde. Saat gece iki buçuk üç sularıydı. Kafa şiddetli bir şekilde çalmaya başladı. Sonra da karım Neslihan dürtükleyerek beni Alaaddin kalk herif kapıya vuran var biri geldi. Hayır olur inşallah. Hangiden siz bu saatte gelir diye söylenerek kapıyı açtım. Bitişik'teki kapı komşumuzun 11 yaşında olan en büyük oğulları Ertuğrul'u gördüm karşımda. Hayırdır evladım bu saatte? Bu nasıl kapı çalmaktır diye söylenip dururken biraz ışığa doğru gelen çocuğun bembeyaz yüzünü görünce telaşlandım. Ertuğrul kekeleyerek Alaaddin amca yetiş. Baba, babam gelmedi eve. Atı geldi, o yok. Ne diyorsun evladım? Bir şey anlamıyorum. Bir soluklan hele korkma dur deyip çocuğun elinden tuttuğum gibi evlerine gittim. Biz daha bahçeye girmeden feryat figan ağlama sesleri duyuluyordu dışarıdan. Sonra girip eve baktım ki arkadaşım Mustafa'nın hamile karısı Belkız yere çökmüş saçlarını yoluyor. Yaşlı ve yatalak annesi yatakta yüzü bembeyaz zavallı kadıncağızın ağlıyor. Çoluk çocuk perişan bir vaziyette. Bağırışıp ağlaşıyorlar. Kendine gelmesi için Belkaz'ın suratına bir tokat vurup biraz sarsılmasını sağlayıp sordun. Şimdi ağlamayı bırak. Anlat bakalım ne oldu? Mustafa nerede? Abi sorma. Gitme dedim. Dinletemedim. Benim sancılarım artmıştı akşam. Ata binecek halim de yoktu. Mustafa ben ebeyi alıp gelirim şimdi. Sen merak etme dedi. Gidiş o gidiş. Atı geldi kendi yok. Dert etmeyin siz. Ben gidip bulurum onu şimdi. Ebenin işi vardır. Onu bekliyordu yenge hanım. Helas etmeyin boşuna. Ne olacak? Hem bak çoluk çocuğu da korkutuyorsun. Üstelik yasalak annen var. Abi doğru diyorsun da. Saatler oldu gideli. Atniye boş döndü? Mutlaka o şerli varlıklar aldı Mustafa mı? Tamam tamam endişelenme sen. Ortalığı iyice velveleye verme. Ben gidiyorum. Ben de seninle geleceğim Alaaddin'e mi dedi Ertuğrul. Aslan evladım benim. Sen benimle gelirsen. Buradakilere kim sahip çıkacak? Bak, hepsi salli sümük bağlıyorlar deyip evden çıktım. Karım Neslihan'a durumu izah edip, veda edip dualarını aldım. Dört nala koyuldum yola. Atın üzerinde, yollara baka baka, evinin evine kadar gittim. Telaşla kapıyı çaldım. E bir yandan da bağırıyordum. Eve hatun, eve hatun, açsana be kadın. Eve hatun, kim o diye seslendi. Kapı açılınca Hemen anlatmaya başladım olanları. Ebu Hatun, benim yan komşum Mustafa var yani. Karısı hamile olan. Bel kızın kocası. Bu akşam karısı sancılanmış. Bizim Mustafa tek başına sana gelmiş. Ne zaman geldi? Nasıl gitti? Hangi yoldan gitti? Ebu Hatun, Mustafa falan gelmedi bana. Kimse uğramadı. Nasıl yani? Sana hiç gelen olmadı mı Ebu Hatun? Ebu Hatun birden, mezarlığa bak. Bildim şimdi tamam. Mustafa bazen adil durumlarda kestirme diye cin yoluna paralel olan mezarlıktan gelir buraya. Kaç defa uyardım geçme şu iblislerin yolundan ya karşısına çıkarlarsa diye ama dinlemiyor beni. Belki orada bir yerde şerliyle falan karşılaştıysa siz ondan kesin ümidi diye söylenirken Ebu Hatun'un lafının bitmesini beklemeden atıma atladığım gibi sürdüm mezarlık istikametine her yer zifiri karanlık. Elimde sadece iki adet gaz lambası var. Onun ışığında atamın yavaş adımlarıyla her yeri inceleyerek ilerliyordu. Saati iyice ilerledi. En son bakmadığım bir tek mezarlık kalmıştı. Acaba bu çomağızlı kadın haklı olabilir mi? Yol kestirme olsun diye buradan geçmiş olabilir mi? Mustafa akıllı adamdı ve nihayet mezarlığın kapısından içeri girdi. Her yerde isimleri bile yazmayan eski mezarlar var. Bunların aralarından dikkatlice geçerek her tarafı arıyordu. Ara sıra öten çır, böcekleri ve baykuş seslerinden başka çıt yoktu israfta. Burası civardaki tüm köylerin ortasında olan ve bütün köylerin kullandığı kocaman bir mezarlık. Etrafta tuhaf bir sessizlik var. İçim ürperdi birden. Bu mezarlıktan defalarca geçmiştim. Fakat bu kadar ürkütücü olduğunu hiç bilmiyordum. Belki de daha önce fark etmemiştim. İlerideki karanlığın tam ortasında yuvarlak bir karartı gördüm. Biraz yaklaşınca hareket ettiğini fark ettim. O ne öyle diye düşünürken birdenbire atım huysuzlanmaya başladı. Onu sakinleştirmek için indim üzerinden ve ağzındaki gemi tutmak için yaklaştığında at birdenbire şaha kalktı ve resmen böğürerek kaçıp gitti. Ne oldu bu hayvana şimdi?'' Onu ilk defa bu kadar huysuz ve korkmuş gördüm. Halbuki daha önceleri defalarca geçmiştik bu mezarlıktan. Bir bu eksikti. Kaldım mı şimdi bu ıssız bir mezarlıkta diye düşünürken. Birden o karartıyı hatırlayıp arkamı döndüm. O simsiyah şey, keçiymiş, üzerime doğru geliyor, sesler çıkarıyor. Birden karım Neslihan'ın tembih ettiği o dua geldi aklıma. Safat suresi, onu okudum. Ben bunu tekrarladıkça o keçi sanki çığlık atarak feryat ederek kaçıyordu. Biraz ilerden iniltiye benzer sesler duydum. Bir bir tane daha var galiba diye düşündüm. Bu duayı sesli biçimde okuyarak sesin geldiği yere doğru gittiğimde Mustafa'yı yerde yatarken gördüm. Yavaşça ona yaklaştım. Dua okumayı bırakmadım. İyice yaklaştım. Mustafa sen misin kardeşim? Ses ver diyorum ama Yerdeki sadece inliyor ve sanki boğazına bir şey kaçar gibi sesler çıkartıyordu. İşte ona benzeyen sesler çıkartıyordu. Artık tüm cesaretimi topladım ve Allah'a sığındım. Sureyi bağıra bağıra okuyarak yaklaştım yerdekinin yanına. Aman Allah'ım bir de göreyim. Mustafa'nın ağzı burnu kan ve hayvan pisliği içinde. Hiçbir şey seçilmiyor kandan ve pislikten. Hemen başını kaldırdım ve yere oturup dizimin üstüne koydum. Lambayı iyice yaklaştırdım. Birden irkildim. Yüzüne dikkatlice baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşin ne oldu sana böyle? Elin yüzün ne böyle? Sorularıma cevap verecek durumda değildi. Dinlemeden başka ses çıkarmıyordu. Malzara aynen şöyleydi. Gözleri ve ağzı sağa sola kaymış. Çenesi öne doğru çıkmış. Dili o kadar uzamış ve şişmiş ki. İçeri çekemiyor dilini, ağzına sığmıyor ve yutkunuyordu sürekli. Bir eli bilekten bükülmüş, kısacası çarpılmıştı Mustafa. Sırtlayıp mezarlığın kapısına kadar götürdüm. Mustafa sırtında sürekli inliyor ve garip sesler çıkartarak bağırıyor. Adeta feryat ediyordu. Bir şey mi söylemek istiyorsun kardeşim diyerek indirdim sırtımdan ve mezarlığın duvarının üstüne oturttum. Elini kolunu oynatamıyor sadece kaymış gözleriyle bir şeyler işaret etmeye çalışıyordu. Göz kapakları o kadar hızlı açılıp kapanıyordu ki inanamadım. Birdenbire gözleri büyümeye başladı. Suratına bakmamaya çalışsam da ben engel olamıyordum. Gaz lambasının birini içeride mezarın yanında unuttuğumu fark ettim. Mustafa lambayı içeride unutmuşum. Sen şu çıkıntıya yaslan. Düşme sakın. Ben hemen alıp geleyim dedim ve kapıya doğru yöneldiğimde Mustafa öyle bir ses çıkardı ki resmen kulaklarım çınladı. Hani böyle anormal bir durumda olmasa suratına bir tokat patlatırdım neredeyse. O kadar korkmuştum yani. Neden bağırdın? Aklım gitti. Ne oldu bir şey mi var dedim. Mustafa gitmemi istemiyordu. Yalvarıyordu adeta. Allah'ım ben kendimden sonra en cesur adam bilirdim Mustafa'yı. Nasıl korkmuşsa 15-20 metre ileri gitmemi istemiyor, yalnız kalmaktan korkuyordu. Tamam kardeşim, anladım seni. Yalnız bırakmayacağım. Ben de korkmaya başlamıştım. Mezarlığın içinden gelen sesler, dua okunur gibi tilavetler falan. Mezarlığın kapısının hemen yanındaki duvarda öylece kala kalmıştık. Ne yapacağım Allah'ım? Bir yol göster diye dualar ediyordum içimde ve bir yandan da etrafı göz gezdiriyordum. Mustafa tekrar çığlık atmaya başladı. Ne oluyor? Buradayım, bağırma dedim. Mustafa bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama yüzüne bakamıyordum ki. Birden kafamı Mustafa'nın baktığı yöne, yani tam oturduğu duvarın hizasında, biraz ilerideki duvarın üzerinde bir karartı belirdi. Yine o hareket eden, top misali kıvrım kıvrım olmaya başladı. Keçiye dönüştü. Sonra yaratıklar iki, üç derken çoğalmaya, o korkunç gözleriyle bize bakmaya başladılar. Şaşkınlıktan ve korkudan öyle dona kalmış, o tarafa bakıyor ve gözümü bile kırpmıyordum. Mustafa ağlamaya başladı. Bildiğim bütün duaları okumuş, hatta üçüncü, dördüncü tura atmıştım. Allah'tan yanımıza yaklaşmıyorlardı. Bunun nedenini eve gidince öğrenecektim. Sonra yine Safat suresini okumaya başladım. Hem de Avazım çıktığı kadar bağırarak. Ben bağırmaya başlayınca mahluklar benim sesimi bastırmak istercesine daha kuvvetli bağırışmaya başladılar. Daire şeklini alıp etrafımızda dönmeye başladılar. Bu durum ben susuncaya kadar devam etti. Bağırmaktan yorulmuştum artık ve normal konuşma tonunda okumaya başladım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama birdenbire yaratıkların teker teker kaçtıklarını fark ettim niye kaçıyor bunlar diye düşünürken bir at kişnemesi duydum. Bir iki dakika geçmeden benim ata binmiş ve yanına Mustafa'nın atını da almış Ertuğrul geliverdi. Babasını o halde görünce korkudan rengi attı çocuğun ve hemen yanına sokulup kucakladım onu. Hay aslanım benim be bizi nasıl buldun diye neredeyse sevinçten çığlık atacaktım. Ağlayarak cevapladı çocuk. Senin at eve tek dönünce Neslihan teyze atla birlikte bize geldi. Şu kağıttaki duaları verip atın kulağına bir şeyler mırıldandı. Ve beni ata bindirerek bu çok akıllı bir hayvandır. Alaaddin amcana nerede bıraktığını bilir. Sen hiç korkma o götürür seni dedi. Ve bu kağıttakileri sana vermemi söyledi. Okuyacakmışsın bunlar dedi. Dediği gibi de yaptım. Kağıttaki duaları okudum. Ve Mustafa'yı benim ata bindirip arkasına da ben bindim. O Şekilde Eve Doğru Yola Koyuldu, Önce Yoldaki Çeşmede Durup, Elinin Yüzünün Kanlarını Ve Pisliklerini Yıkayıp Temizledim, Ve Üstünü Başında Temizleyip Düzelttim, Karısı Hamili, Görüp De Daha Da Korkmasın, Bu Halini Gördüklerinde, Ayakta Kalabileceklerini Zannetmiyorum, Önce Kendi Evime Gittim Sessizce, Ve Olanları Karıma Anlatıp Fikir Danıştım, Namaz Kılmazdım Ama, Karımın Manevi Derecesinin Yüksek Olduğunu Bilir, ve fikirlerine saygı gösterirdim. Karım Mustafa'yı görür görmez salavat getirdi hemen ve içerideki yatağı işaret etti bana. Sonra da ceketimin iç astarına dikmiş olduğu bir şeyi göstererek sen farkında bile değilsin. İblisler sana yaklaşmadıysa, dokunmadıysa sebebi bu. Allah'ın ayetleri sayesinde. Şimdi anlamıştım. Karşılaştığım o keçi ve duvardaki o değişik varlıklar üzerime hiç gelmemişlerdi. Mustafa'yı yatağa uzattım. Suratına bakmadığını anlamış olacak ki anlamsız bir takım sesler çıkarmaya başladı ve gözünden yaşlar aktı. Ne oldu bu adama Alaaddin? Bu ne hal böyle dedi karım. Bilmiyorum hatun. Konuşamıyor. Mezarlıkta buldun. Yatıyordu yerde. Şimdi bunu bu hale nasıl götüreceğim ben evine? Bebeğini düşürmeyi bırak. Aklını oynatır kız dedim. Sen git şimdi içeriden. Kendi kıyafetlerinden. Mustafa olacak olanları getirdi. Üzerine değiştir. Bu şekilde gözükmesin dedi karım. Ertuğrul'u bir güzel tembihleyip önceden gönderdik evlerine. Ben de elbiselerini değiştirip biraz çeki düzen verdim. Karımla birlikte götürdük evlerine. Kapıyı Ertuğrul açtı ve aynen anlaştığımız gibi davranıp ''Anne bak Allah şükürler olsun babam geldi. Babaanne bakın yaşıyor babam. Ben size ölmedi demedim mi?'' Bakın işte hayatta. Aslan babam diye bağırarak ortalığı biraz neşe verdi. Tabi Mustafa'yı görünce ağlamaya başladılar ama yaşıyor olması bile lütuftu. Çok sonra, aylar sonra yavaş yavaş heceleyerek konuşmaya başlayınca öğrenebildik Mustafa'nın başına tam olarak ne geldiğini, orada neler yaşadığını, atıyla dört nala girmiş mezarlığa, kapkaranlık olduğu için tahmini olarak yönlendiriyormuş atını o esnada atıyla bir şey ezdiğini fark etmiş. Aniden at yere çivilenmiş gibi olduğu yerde çakılıp kalmış. Üstünden uçan Mustafa bir mezar taşına çarpıp düşmüş yere. Ama bilinci hala yerindeymiş. Sonra bir keçi gelmiş yanına. Keçi burnunun dibine kadar girmiş. Mustafa keçinin yüzünü yalayacağını zannetmiş. Fakat keçi gözlerini Mustafa'nın gözlerine dikmiş. Yarı insan Yarı hayvan karışımı garip bir sesle avazı çıktığı kadar bağırarak bir şeyler söylemiş. Gerisini hatırlamıyormuş bayılmış. Ara ara uyandığını ve keçilerin bunu sürüklediğini hatırlıyor. Diğer keçilerin de hiç duymadığı bir dildi. Sanki feryat eder, kavga eder gibi bağırdıklarını duymuş. Tek hatırladığı bunlar. Bozunca bir süre yatalak şekilde kaldı Mustafa. Sonraları yavaş yavaş eski haline döndü herkes illallah etti bu cinlerden. Artık evlerimizde bile huzur vermez oldular. Köylüyle toplanıp bir karar aldık. Artık düzenli olarak bu cinlerden kurtulmak için toplanıp bu cin yoluna gidip Kur'an okuyacaktık. Bu fikri bana karım vermişti. Ben de bunu köylüye anlattım. Onlar da korksalar da kabul ettiler. Çünkü başka çaremiz yoktu. Korka korka evimize hapsolmuştuk. Bir hafta İki hafta, bir ay derken artık bu alışkanlık haline geldi. Köy halkı olarak, düzenli olarak oraya gidip Kur'an okuyor ve köyde dua okunmayan yer bırakmıyorduk. Biz maneviyatımızı arttırdıkça köy huzura kavuşuyordu. Eskiden namaz kılmayan ben bile düzenli olarak namazlarımı kılmaya başladım. Şimdilerde gençler hep şehre gitti. Köyün eski tadı tuzu kalmadı. Artık köylerde yaşlılar var. Onlar da cinler ne yapsın diyerek bitirirdi hikayesini Alaaddin amca.